الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli kardeşlerim, bu dersimizde de inşallah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cibar devletlere, özellikle büyük devletlere göndermiş olduğu İslam'a davet mektupları ve bu mektubu götüren sahabelerle ilgili bilgi vereceğiz ki birinci mektubunu Habeşistan'a göndermişti, Necaşi'ye, Amr Ümeyye Eddamri ile. İkinci mektubunu Bizans Rum İmparatoru Heraklius'a göndermişti. Onu da götüren Dehye bin Halife el-Kelbi'ydi. Onu iki derste anlattık. Bugünkü anlatacağımız kişi ve mektup olayı da önemli. Allah alem bu da iki ders olur gibime geliyor. Şimdi önce tabii mektubu götüren sahabe, yani Efendimizin dikkatle seçtiği sahabelerden birisi de Abdullah bin Huzafe Es-Sehmi, yani Sehmi aşiretinden, kabilesinden Abdullah bin Huzafe. Tabii bu sahabe çok önemli bir kişiliği var. Bunlar aslında birkaç kardeş. Hepsi de önemli sahabedirler. İsterseniz böyle bir kimliklerine bakalım. Babasının adı Huzafe bin Kays. Yani Arapçasında Huzafe, yumuşak zalla, topal zeyle okunur. Huzafe Es-Sehmi. Anne adı Temime binti Hursan. Bu sahabedir yalnız bu kadın. Temime binti Hursan bin Haris bin Abdümenet bin Kinane'dir. Yani asıl kökenleri Yemen'den gelmiştir ama Mekke sakinlerindendir annesi. Temime binti Hursan. Doğum tarihini bulamıyoruz. Yani bize doğum tarihi gelmiyor. Fakat şunu biliyoruz ki Mekke'de doğmuş. Kendisi muhacirindendir. Şimdi o iki mektubu götüren biliyorsunuz Amr Ümeyye Eddamri, o da Mekke doğumluydu. Dihye bin Halife Ensardandır, Medinelidir. Bu da Mekkelidir Abdullah. Hazreti Osman devrinde Mısır'da vefat etmiştir bu zat. Önemli çünkü bir kişiliği var, göreceksiniz. Yani hayatı hep mücadeleyle geçmiş, hayatı hep İslam'a hizmetle geçmiş elhamdülillah. Hazreti Osman radıyallahu anh döneminde Mısır'da vefat etmiş. Kabri Mısır'dadır ancak Mısır'ın neresindedir? Onu bilemiyoruz. Ona ait bir iki yer söylenir. Fakat genelde Mısır'da olduğunu biliyoruz. Hanımların ismi falan, çocukları, kızları, oğulları bize herhangi bir bilgi gelmiyor. Hangi savaşlara, seferlere katıldı? Bedir'e katılamadı. Başka bir görev vardı. Veya Bedir'den sonra Medine'ye geldi. Ama Bedir'den sonraki hemen hemen birçok seferlere katılmıştır Abdullah bin Huzafe Es-Sehmi. Muhacir mi, ensar mı diye sorulduğunda Mekke'den 2. Habeşistan hicretine kardeşiyle katıldı. Medine'ye daha sonra muhacir olarak geldi. Yani burada bir görüş daha var. Bedir'e niye katılmadı? Bu kadar kahraman bir sahabe. Bedir'e Habeşistan'dan hicretinde biraz geç kaldığı için söylenir. Hadis rivayeti var. Yani rivayet ettiği hadisler var. Ancak kesin sayı belli değil. Kabile ve soyuna baktığımız zaman Abdullah bin Huzafe bin Kays bin Adi bin Sa'd bin Sehm bin Amr bin Husayis bin Ka'b bin Lüey, bakın peygamberle akraba oldu bu Ka'b'da, Ka'b bin Lüey'de, Kureyşidir. Es-Sehmi, Kureyş'in Sehm aşiretindendir, kolundandır. Lakabı, künyesi Ebu Huzafe, Ebu Nuaym ve Ebu Ömer. Bunların çocukları, bu isimlerde çocukları mı vardı acaba?
veya Resulullah'ın böyle çağırmış, onun hakkında bilgimiz yok. Yani Huzafe isminde bir çocuğu mu vardı? Veya bunun yanında Nuaym isminde veya Ömer isminde, bu Ömer, bunu bilemiyoruz. Yalnız lakabı, künyesi bunlardı. Kimle akrabaydı? Şöyle bir baktığımızda Kays bin Huzafe ve Hazreti Ömer'in damadı, meşhur Hazreti Hafsa'nın ilk kocası Huneys bin Huzafe'nin kardeşleridir. Yani bu Kays da önemli bir sahabedir kardeşi. Diğeri zaten Huneys bin Huzafe şehittir. Uhud'da yaralandı, daha sonra vefat etti. Veya bazıları Bedir'de yara aldı, daha sonra vefat etti. Ama Allah alem, doğru olanı Uhud'da yara aldı, daha sonra vefat etti. Huneys bin Huzafe. Bunlar üç kardeş böyle meşhurdurlar. Yani sahabe olarak meşhurdurlar. Hazreti Ömer'in damadıdır kardeşi. Şimdi bu zat dedik ya, bir rivayete göre annesi Temime binti Hürsan İslam'ın ilk davet günlerinde Müslüman olup sabikune evveline dahil olmuştur. Hem kendisi hem annesi. Tabi Resulullah Efendimiz'in hizmetine hiç ayrılmamıştır. Mekke'deyken daha Medine'ye gelmemiş ki onun mahiyetinde sürekli Resulullah'ın hizmetinde bulunurdu. Diğer Müslüman sahabeler gibi Kureyş müşriklerinden çok çeşitli eza, cefa, işkence gördü. Bunlara maruz kaldı. Bundan dolayı da annesi Temime ile beraber kardeşler Kays ve Huneys ve bir de Abdullah. Bunlar üçü birlikte Habeşistan'a gittiler. Oradan da Medine'ye. İşte Medine'ye gelme zamanları belli değil. Bazılarına göre Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'a göre Bedir gazvesi öncesi Medine'ye geldi ama bilahare Bedir gazvesine iştirak etmiştir diyor Ebu Said el-Hudri. Fakat Hakim'in müstedrekinde bazı hadis kitaplarında Bedir'de onu bir bölük askerin başında komutan olarak gördüm diyor. Bu biraz tartışmalı. Niye? Şimdi dedim ya, siyerde biraz mantık lazım. Ebu Said el-Hudri diyor ki Bedir'de onu bir bölük askerin başında komutan olarak gördüm. Biz, yalan mı? Değil. Yalan değil. Fakat şurası zayıf. Çünkü Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh kendisi yaşının küçük olmasından dolayı Bedir ordusuna alınmadı. Yani Efendimiz onun yaşı küçük diye geri döndürdü. Hatta babası Uhud şehididir. Yani Sinan bin Malik. O ne kadar ısrar etse Resulullah almadı. Çünkü yaşı küçüktü. Ebu Said'in yaşı küçüktü. Kaldı ki Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Bedir'de esir alınan kişilere Efendimiz dedi ya, ya kurtulmalık akçe verir kurtulursunuz ya da 10 tane çocuğa okuma yazma öğretirsiniz. Ebu Said işte 10 tane çocuk statüsünde Mekkeli müşriklerin okuma yazma bilenlerinin Kum Mektebi'nde tahsil gördü. Okuma yazma öğrendi. Onun için şöyle doğru tabiriz bu rivayeti. Yani yalan asla değil. Çünkü kaynağı var bunun. Ben orada görmüştüm diyor. Bu Hakim'in müstedrekinde. Hatta Diyanet Ansiklopedisi'nde bu zatın hayatını yazan hocalarımız bile diyor bu şeydir, doğrudur ama şöyle bir açıklama lazım. Çünkü kendisi yoktu Bedir ordusunda. Belki başka birinden nakletti. Yani ashab-ı Bedir olan birinden nakletti. Mesela babası ashab-ı Bedir'dir. Babası anlatmış olabilir. Daha sonra babası Uhud'da şehit oldu. Yani okçuların içerisindeydi. O yerinde sebat etti, şehit oldu. Hatta Efendimizin aleyhissalatü vesselamın yarasına melhem olun derken Resulullah'ın kanı kanına karışmıştır falan. Bu hadislerde, olaylarda var. Şimdi şöyle diyebiliriz, İbn-i İshak'a göre de Bedir dışındaki bütün gazvelere yine eksik. Çünkü Uhud'a katılamadı.
Yani Ebu Said'i söylüyorum. Uhud'a katılan ama Abdullah bin Huzafe es-Sehmi Uhud'a katılmıştır. Hendek'e katılmıştır. Hudeybiye'ye katılmıştır. Heyber, Mekke fethi, Hüneyn, Taif, Tebuk hepsinde var. Yani bütün seferlere katılmış bir sahabedir Abdullah bin Huzafe es-Sehmi. Efendimizin veda hacında beraber oldu. Resulullah'ın vefatında Medine'deydi. Yani Medine'yi bir ara terk etmeyi bile düşündü. Resulullah'ın vefatından sonra çok sevgisinden dolayı. Ve tabi ümmetin o halinde de bırakıp gitmek içine sinmiyordu. Aslında da mizahi bir yapısı olan sahabedir. Yani biraz gülmeyi, güldürmeyi, biraz böyle şaka yapmayı seven bir sahabedir. Mesela annesine çok şakalar yaparmış. Yani annesi hatta bir gün dövmek istemiş kendisini. Yani onu da anlatırım. Hazreti Ebubekir Sıddık devrinde işte o irtidat olaylarında, o ridde olaylarında kendisi başta savaştı. Yemame'ye katıldı, Suriye'deki birçok seferlerde bulundu. Hazreti Ömer döneminde Şam'ın fethinde bulundu. Hatta Şam'ın fethinde bu Hiraklius'a esir düştü. 80 tane arkadaşıyla o esareti ayrı bir ders konusu. Yani Kral Hiraklius diyor ki bunu hapsedin bu Muhammed'in ashabından. O geçen bahsettiğim Hiraklius. Yani niye sapıttı? Sapıtır yani. Resulullah'ın ayağını yakamak isterim derdi. Ama bu olayda da buna işkence etti. Yani arenaya atmak istedi. Bizim İslam kültürümüzde arena, marana, aslanlara yem etme, timsahlara yem etme. Yani bizde gladiyatör mantığı yoktur. Varsa batınındır gladiyatörler. Filmlerini kendileri yapıyorlar. Aslan sahnelerini kendileri yapıyorlar. İslam'da böyle bir şey yok. Esiri efendim işte arenaya at bunu ya bunu. Yani Abdullah'ı onunla tehdit etmiştir. Daha sonra demiştir ki bunu aç koyun. Aç koyun. İşte domuz eti yanına indirin, şarap indirin. Kaç gün aç, susuz kalmış, elini sürmemiş. Ve kendisine niye yemedin? Demiş ki dinimde mubahtır, yani ölmeyeyim diye. Ama ben burada İslam'ın izzetini, ben bir komutanım 80 kişinin başında. Ben onun için asla buna el uzatmadım. Ondan sonra o 80 kişi için çok tehditler almıştır. En sonu bir esir getirmiştir Hiraklius. Demiştir bak kaynar kazanla atacağım. Yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah demekten vazgeç. İşte adamı kaynar kazanla atıptır. Sıcak yağa atıptır. Böyle kemiği derisini ağrımıştır bir Müslümanın. Tehdit için yine vazgeçmemiştir dininden. Bir çarka bağlamıştır ellerinden ayaklarından. İyi nişancılara ok attırtmıştır. Abdullah korkutmak için yine vazgeçmemiştir. En son Heraklis bakmış ki yok. Niye yaptısı olmadı? Demiş ki alnımdan öp, seni ve bu arkadaşlarını serbest bırakayım. Öpeyim mi öpmeyeyim mi? Ölçmüş biçmiş yani öpersem ne olur öpmesem ne olur? İslam'ın izzetine dokunur mu? Demiş 79 arkadaşımı kurtaracağım. Ve öp demiştir. Heraklis alnından öpü hakikaten o 80 arkadaşı bırakmıştır. Yani öyle bir insandır. Hiraklius demiş ki işte benim böyle bir askerim olsa birkaç tane ben dünyayı fethederim. Madde ki bu ölse mezarını ziyaret ederim. Böyle bir kem ayar bir adam. Yani bir yandan bunu söylüyor bir yandan bunlara işkence ediyor. Medine'ye geldiğinde çok üzgündür. Hazreti Ömer karşılamış ayağa kalkmış demiş bu alın öpülür. Kendisi de öpmüştür. Öpünce müsterih olmuştur. Yani Ömer deseydi bu alın öpülmez. Yani kahrolacaktı. Hazreti Ömer onun alnını öpmüştür. O da sevinmişti. Yaptığı işin doğru olduğunu anlamıştır. Ve tabii bu insan yalnız nasıl diyeyim çok geniş bilgi var hakkında. Biz özet anlatıyoruz. Hatta zamanımıza kadar ondan birçok hadis-i şerif nakli de yapılmıştır. Gelmiş yani. İşte Hazreti Osman radıyallahu anh döneminde Kuzey Afrika'nın fetihlerinde
aktif olarak, şimdi bunlar arkadaşlar bir cümle olarak geçiyorum. Bak tekrar burada söylüyorum. Bunun destek var ya bu cümleyi. Kuzey Afrika'nın fetihlerinde, yani bugün Arapların Mağrubi Afrika dedikleri, o Akdeniz sınırında Cezayir, Tunus, Fas, Çad, bunların fetihlerinde bulunmuştur. Meşhur Sübeytila savaşlarında bir alay komutanıdır. Aylarca sürmüştür Sübeytila savaşları. Onlarda bulunmuştur. Mısır'da daha sonra yakalandığı amansız bir hastalıktan vefat etmiş. Kabri Allahu alem bir sevap Mısır'dadır. Yani öyle hükmetmişler. Neresinde ama bilmiyorum. Şimdi biraz daha bilgi vereyim, konumuza geçeceğiz. Abdullah bin Huzafe es-Sehmi dedim, bir kardeşi Hazreti Ömer'in damadı. Uhud'dan sonra şehit oldu, yara aldı. Daha sonra şehit oldu, Hazreti Hafsa'nın kocasıydı o. Kendisinin hanımının ismi bilinmiyor. Fakat sahabeler onu anlatırken çok kuvvetli bir imana sahipti. İşte o esaretini anlattım, yeter herhalde. Bir o kadar da çok güzel konuşurdu, hatipti. Yani iyi konuştuğu için bir de Farsça bilirdi. Yani Farsçayı iyi bilirdi. Hitabet kabiliyeti, ikna edicilik kabiliyeti, kuvveti çok kuvvetli. Bu sebeple tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu İslamiyet'e davet için İran Devlet Başkanı Kisra'ya göndermişti. Ha şimdi mizahi yönü nedir? Mizahi yönü şudur, bir tanesi. Mesela bir yerde kendisini komutan etmişlerdir. Yani Amr bin As esas komutandır. Medine'ye dönerken o bir 150 kişilik askere komutanlık etmiş. Geceleyin çok soğuk ateş yakmışlar. İşte bu Ulul Emre itaat konusu açılmış. Ben Ulul Emir miyim, Ulul Emirsin demişler. Yani şimdi sen bizim emrimizsin. Ha demiş, ben emrediyorum, kalk sen ateşe gir. O da hiç tereddütsüz kalkmış ateşe girmeye asker. Sonra demiş, dur seni denedim. Öyle gülmüşlerdir. Resulullah'a bu anlatınca Efendimiz diyor, eğer sen ateşe girseydin cehenneme giderdin. Çünkü batılda amire itaat yoktur. Batılda. Yani insan ölecek orada. Öyle bir şeyde itaat yoktur. Bu onun hadisesidir. Bir de Efendimiz'e Medine'de olur olmaz sorular soruyorlar. Hani şimdi Hoca Efendi'yle sohbet ederken sorusu olan var mı? İşte kadınlar başlar, rüya gördüm. Erkekler başlar, abdest bundan olur mu? Bu böyle olur mu? Bir ilmihal okumayız. Şimdi o dönemde de artık sorular kalmamış. Efendimiz'e yani acip sorular soruluyor. Tabii Resulullah Efendimiz'in kulku çok geniş. Ve Abdullah bin Huzafe ayağa kalkıyor. Anası da orada oturuyor. Diyor ya Resulallah, gerçekten Huzafe es-Sehmi benim babam mıdır? Anası da oturuyor cemaat içinde. Anası böyle utanıyor kadın. Yani böyle bir yapısı var. Cemaat bile işare ediyor. Abdullah diyor, yok Resulullah soruyor. Çünkü onun vahiy muhatabıdır. Yani Esah'tan Huzafe bin Kays benim babam mıdır? Yoksa başkası mıdır? Resulullah Efendimiz elini salladı, kafası. Annesi oturuyor orada. Dedi ki, Abdullah, senin baban Huzafe es-Sehmi'dir. Anladın mı? Tabii o dönemde de bir şey var. Yani Abdullah'ın sormasının hikmeti de bu. Ya biriyle çekişecek, kavga edecek olsa, tartışacak olsa hemen kendisini babasından başka bir taneye isnat ederler. İşte senin anan zamanında bunu seviyordu, bilmem ne diyordu gençliğinde gibi. Belki sen ondan olmuşsun. Hani en büyük kardeşler ya, tahkir tezif ederdi. Ki bu çok kötü bir şeydir, çok çirkin bir şeydir. Hele İslam'da kesin haramdır. Tabii Efendimiz Huzafe deyince herkes rahatladı. Tabi anası yerinden kalktı. Hemen kulağını, saçını tuttu. Hayırsız evlat dedi. Senden daha hayırsız evlat var mı? Asi evlat, asi oğul falan.
Yani senden başka böyle bir tane ben görmedim. Bu cemaatte kalkıp da babasını soran. Niye soruyorsun? Yani sen annenin cahiliye döneminde, çünkü iman yoktu, İslam yoktu, haram, helal yoktu. Yani her şey birbirine karışıktı. Yani senin anan o dönemde, yani Allah korkusu yok, iman yok, melek inancı yok, kitap yok. Birçok kadın yanlış yapıyordu, erkek yanlış yapıyordu, haram işliyordu. Senin ananın da onlar gibi bir yanlış yapacağını hiç düşünmüyor musun? Sabikune evvelendendir annesi Hüreyse Hatun. Hey oğul dedi, hey. Yani senin gibi hayırsız bir evlat, yani bu ayağa kalkışın sanki seni temize mi çıkarır zannettin? Yani sen aslında kendi aleyhinde ayağa kalktın. Resulullah doğru değildir, bu değildir deseydi, ne yapardın? Bu toplumun içinde. Yani sen kendin için birkaç kişiyle dava ettin mi, seni başkasına isnat ediyorlar. Ya Resulullah başka bir şey söyleseydi, he? Ben de vaktiyle o kötülük yapmış olsaydım, ne olurdu? Resulullah da babandan başka birisinin adını almış olsaydı. Be oğul, hırsız oğul, akılsız oğul. Halimiz nice olurdu diye Abdullah böyle bir iki tane de vurdu. Ta ablayla anne kızma dedi. Bak Resulullah, vallahi anne Resulullah beni babam bir kara köle deseydi, filan yerdeki çoban deseydi, vallahi tereddütsüz kabul ederdim. Sen gene benim annemsin. Ha halen konuşuyor diye kafasına vuruyor oğlunun. Tabi ayet-i kerime iniyor. Ey iman edenler, size açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek şeyleri Resulullah'a sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız hükmü size açıklanır. Yani Allah gizliliği tutmaz. Allah sorduklarınızı affetmiştir. Allah çok yargılayıcı, halimdir Celle Celaluhu. Tabi Abdullah bin Huzafe'nin en büyük şeysi bu. Ha bundan sonra ne oldu? Bundan sonra Cenab-ı Hak ayet indirdi. Olur olmaz şeyleri peygambere sormayın. Ya öyle sorular geliyor ki çok basit. Yani hayvanın dişi mi erkek mi doğuracağını soruyor. Ya Resulallah bir şey soracağım, benim devem hamiledir, acaba dişi bir devem doğuracak erkek bir deve mi? Şimdi bu peygamberlik görevi mi? Ha Cenab-ı Hak öyle tatlı bir emir veriyor ki Kur'an'ı okursanız. Diyor ki ey iman edenler, peygambere bir şey soracağınız zaman önce sadaka verin. Önce sadaka verin, sonra soru sorun. Ha önce sadaka verin, %70'e düştü gitti. Ya bir soru soracağım, ya ne lüzum var bir sadaka vereceğim yani. Ha şimdi keşke günümüzde bu da olsa. Ya deseler ya hocaya bir soru sorarken bir sadaka ver. Bak sorular biter, millete bir alim olur. O kadar şey, ben gidiyoruz, özür diliyorum, bacılarımda oturuyor. Bir erkek toplumla bir mevlide çağırıyorlar veya bir nikaha. O arada bir 10 dakika boşken hemen hoca efendi bir soru, buyurun. Allah öyle seviyeli, içimde diyorum, seviyeli ciddi bir şey. Anam açarken efendim özür diliyorum ya. Gusül ederken başıma 3 tas mı, sağıma 3 tas mı? Ya hacı kaç yaşındasın ya? 50-60, halen daha bu yıkanmanın usulünü öğrenmedin mi? Duşun altına gir, yıkan çık, ya sabır ya Allah. Yok sağıma mı 3, soluma mı 3? Tahma dişim var bilmem, perukum var, ya bunlar artık geçti. Bir ilmihal al oku. Bayanlar bir hocayı tutmuşken işte başlar. Saç boyağından, diş yapmamından, kaş inceltmesinden, tırnağıma oje yakıyorum, oksijenle siliyorum, bir daha yak. Ya kardeş, yalnız mesele senin yıkanıp temizlenmen değil, abdest alıyorsun. 5 vakit abdest alıyorsun. Ojel olursa, elin boyalı olursa abdest olmaz. Bir hemen, kocam istiyor yoksa yuvam dağılacak. Yani bir oje üzerinde mi duruyor evliliğiniz? Bu kadar basit mi? Yani günümüzün insanı o kadar işi şey yaptı, basitle indirdi ya da. Keşke bu emir olsa da sadaka verip sonra soru sorsalar, zannediyorum ki televizyondaki soruların %80'i gider. İşin doğrusu bu. Evet. Şimdi geliyoruz, bu zatı anladık değil mi? Tanıdık. Yani Abdullah bin Huzafe Es-Sehmi radıyallahu anh. Tabii İran devlet başkanı Kisra'ya elçi olarak gönderilmesi
Yine hicretin 7. yılı Muharrem ayı başı. Bunun 6. yıl Zilhicce olduğunu tekrar tekrar hatırlatıyorum. Tabi rivayete göre bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bazılarınızı yabancı ülke hükümdarlarına elçi olarak göndermek istiyorum. Sebep İslam'ı tebliğ. Evet. Sakın dedi Efendimiz İsrail oğullarının İsa ve Meryem'e karşı aykırı davrandıkları gibi siz de bana karşı aykırı davranmayasınız. Yani ben Kisra'ya nasıl gidiyorum, bir İran sultanına, efendim bir Rum sultanına, Mukavkıs'a nasıl gideceğim? Sakın deme Allah Resulü bir şey diyorsa semi'na ve eta'na gufraneke rabbena ve ileykel masir. Hani bunu diyeceksiniz. Zaten iman da bunu gerektirir. İman da bunu gerektirir. Ve tabii Efendimiz kendi şeyinden seçmişti bunları. Tabii muhacir sahabeler dedi ya Resulallah biz sana karşı hiçbir zaman hiçbir şey hakkında aykırı davranmayız. Sen bize istediğini emret. Bizi istediğin yerlere gönder. Tabii ensar geri kalır mı onlar da? Ya Resulallah biz de aynı şekilde emrindeyiz. Tabii bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'e davet etmek üzere hükümdarlara birer davet mektubu yazdı. 6 elçi ki daha biz üçüncüyü anlatıyoruz. İşte bu 6 tane elçiden birisi de diğerlerini söylemiyorum. Mesela Umman Sultanlığı'na, Bahreyn'e, efendim diğerlerine. Onlar önemli olan bu büyük devletlere. Abdullah bin Huzafe Es-Sehmi'yi Kisra'ya gönderecek. Çünkü İran'ı biliyor. Ticaret yaparken gençken İrancayı şeyi Farsçayı biliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki yanına Şuca bin Vehb'i de al. O da sahabe Şuca bin Vehb. Onu da al. Bir rivayette böyle bir rivayette belli bir yere kadar gitti. Şuca bin Vehb şeye döndü. Hasan ilere döndü. Ve tabi Resulullah'ın İslam'a davet mektubunu Kisra'ya sunmak üzere önce Bahreyn valisine ya oraya git mektubu ona ver o sana rehberlik etsin yol göstersin ki Efendimiz şöyle bir mektup yazmıştı onlara işte Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya yine aykırı yani o günkü saltanat anlayışına bugün de aynıdır yani bugün deseler ki Türkiye Cumhuriyeti ne böyle bir mektup başında olana filandan olmaz. Yani önce bizim büyüğümüzü sonra onu. Efendimiz kendisini başa yazıyor. Allah'ın Resulü Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem'den Farsların büyüğü Kisra'ya. Hidayete uyan doğru yolu tutanlara, Allah ve Resulüne iman edenlere, Allah'tan başka hiçbir ilah ve mabud olmadığına, onun eşi, ortağı bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet getirenlere selam olsun. Evet. Burada dikkat ederseniz yine iman zinciri bozulmuyor. Allah ve Resulullah. Yani La ilahe illallah Muhammed Resulullah düsturu. Dedim ya bazıları günümüzde La ilahe illallah olsa kurtarır sizi. Muhammed'in Resulullah olmasa yanlıştır. Yani Bediüzzaman dediği gibi iman bir zincir çetidir, bağıdır. Hangi halkayı koparırsanız zincir kopar. Kader yoktur, risalet yoktur, efendim haşir yoktur, hayrın ve şerrin yaratıcı Allah'tan değildir derseniz amentünün bir halkasını nereden kesseniz o 6 düstur kopar, 6 bağ kopar. Koparmaya da kimse hakkı. Çünkü o 6 tane biri birini teyit eden ahkam, hükümler. Biri birini teyit eden. Bu yoksa öbürü de yok. Evet. Tabii ben seni Allah'a imana davet ediyorum. Çünkü ben Allah'ın kalpleri diri ve akılları başında olanları uyarmak, kafirler hakkında o azap sözü gerçekleşmek için bütün insanlara göndermiş olduğu peygamberiyim. Öyleyse Müslüman ol, selameti bul. Davetimden yüz çevirir kaçırırsan, yani yüz çevir kaçırırsan davetimden, bütün mecusilerin günahı senin boynun olsun. Kısa öz. Yani A4'ün yarısı kadar bir mektup.
Evet. Resulullah'ın İran Şahı'na göndermiş olduğu bu mektubun aslı bugün var mı? Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nda bulunmuş olan Mr. Henry Harrow'un Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda babası tarafından Şam'da 150 altına satın alınmış olup 1962 yılı Kasım'ının sonuna doğru Doktor Selahaddin El-Müneccid'e okutturulmak için başvurulması üzerine ortaya çıkmıştır. Yani mektup hırsızları. Dedim ya Avrupa hep kaçırmışlar. Orada tahsil yapan Mısırlı bir araştırmacının eline geçmiş. Ve o mektup anlaşılmıştır. Şimdi o Doktor Selahaddin Müneccid tarif ediyor mektubu. Diyor parşömen üzerine yazılmış bulunan bu mübarek mektup zamanla rengi değişmiş ve dokuması eskimiş, yeşil bir kumaşa yapıştırılmıştır. Mahfaza ayrıca camdan bir çerçeve tarafından muhafaza edilmiş olup parşömen ortaya yapışıp kalmıştır. Parşömen epeyce eski ve yumuşaktır. Parşömenin rengi koyu kahverengidir. Sayfa kenarları bu yüzden siyahlanmıştır. Mektubun boyutu 28 santimetreye, eni 21,5 santimetredir. Mektubun ebadı ince uzunsa da üst kısmı alt tarafından geniştir. Mektupta yerine göre uzunluktan 21 santimetreden 20,5 santimetreye kadar değişen 15 satır vardır. Öyle çizili mizili yazı değil ki, normal yazılmış. Çizilen satırların altında dairemsi yuvarlak bir mühür izi olup bunun çapı da 3 santimetre kadardır. Mektupta yukarıdan aşağıya doğru akmış su izleri vardır. Bunlar bazı yerlerde harfleri ve kelimeleri silmiş. Bazı yerlerde mürekkep izini hafifletmiştir. Ve mührün ortasına doğru bulunan Resul kelimesindeki R harfi haric olmak üzere mühürdeki yazıyı da silmiştir. Denilebilir ki mektup yırtılmak istenilmiştir. Aynen doğru. Gerçekten de yırtık başlangıçtaki ufki, yani en ucundaki satırdan bu satırın ortasına kadar gitmekte, sonra diklemesinde olarak 10. satıra kadar inmekte. Böylece yırtık izi tersine bir lam harfi manzarası arz etmektedir. Yırtık mektubun yazılığı parşömenden ayırt edilebilen daha sonraki devre ait deriden yapılmış ince bir iplikle dikilmiştir o yırtıklar yer. Mektubun yazı karakteri Hendek Savaşı'nda Sel Dağı'ndaki granit kaya üzerine yazılmış bulunan en eski yazı karakterine uymaktadır. Şimdi tabi Medine'ye gittiniz, gördünüz hacca, umreye. Bu dediği yazı halen kayada duruyor. Hendek Savaşı sırasında Sel Dağı'ndaki granit kaya, zaten kayalı hep granittir. Biz Karadaş deriz hepsine, granittir. Orada bir küçük mescit var, şimdi ortaya çıktı. Oralara yol açıyorlar, genişletiyorlar. Sel Dağı'nın mescide bakan doğu tarafı. Orada böyle eski bizim çift kıbbeyi andırır bir cami var. Karataş'tan yapılmış. Kef mescidi o mescidin içindedir. Kayaya oyulmuş o dönemde bir yazı karakteri. Aynen doğrudur. Hendek 5. yılın sonuna doğru oldu. Bu da 6. yılın sonunda yazıldı. Yani aynı hat olduğu tahmin ediliyor. O karaktere uyuyor. Şimdi tabi Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh Resulullah Efendimizin mektubunu Kisre'ye sunmak üzere Bahreyn valisi Münzir bin Sava'ya başvurdu. O da onu Kisra'ya yolladı. Şimdi bu Münzir bin Sava da ayrı, buna da mektup gelmiştir. Onu da yerine geri sokuruz. Tabi Kisra'ya, İran hükümdarına yolladı. Abdullah bin Huzafe'nin bildirdiğine göre. Şimdi dedik ya, İranlılar hükümdarlarına Kisra derler. Efendim, Şah'ın Şah derler. Şahların Şahı. Halbuki haramdır. Öyle itikad edilirse küfürdür. Ama her ülke liderine bir ünvan vermiş. Onlar da Şah'ın Şah, öbüründe Necaşi, bizde Sultan veyahut efendim Padişah denilmiştir. İsimleri değişik tabi. Şimdi Abdullah bin Huzafe diyor ki, kendisi Kisra'nın kapısına kadar vardı. Kisra'nın başkenti neresi? Bugünkü Bağdat.
Yani bugünkü Bağdat. O zaman oranın ismi El Medain. Yani Medain kenti. Dünyada en meşhur şehirlerden birisi Medain. Yani Medyen dedik, bu Hazreti Musa ile Şuayb Aleyhisselam'ın buluştuğu, heykellerin yaşadığı yer. Kur'an Medain diyor. Burası işte Medyen. Burası Medain. Dedim ya, Şuayb şehrinin de ismi Medain El Cezire'dir. Ama biz hoşumuza gelmiş Şuayb şehri demişiz. Neyse. Tabii oraya başvurdu. O da izin istedi. Onun kapısına kadar gitti. Köşk salonun iyice süslenmesi, ama şimdi Abla bin Huzafe gidiyor. Bu Şahınşah, neyse, Kisra veya ikinci Hüsrev Perviz, onlar bir yerden elçi gelirken kendilerine oturdukları yeri geçici de olsa çok haşmetli süslerlerdi. Altın, gümüş, hatta varsa bir tarafa bir kaplan, aslan, dışarı bir fil. Yani gelene o devletin haşmetini bildirsin. Mesela İran'ın fethinde yine öyle. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın elçileri gidiyor. Çadırı diyor hemen süsleyin. Gelen o süsümüzden korksun. Sahabe geliyor. Efendim, atın üstünde palan yok. Şey yok. Elinde mızrak, iniyor. Atını bir kendirle şey yapmış. Ne yapıyor? Hemen o atlas döşeklerden birini mızrakla delip yuları geçiriyor. Elini kaldırıyor işte. Selam ey Kisra. Ulan ne biçim adam diyor. Bak, içeri girdi. Bizim döşeği yırttı, atı bağladı. Diyor arkanda kimse var. Yok diyor, ben geldim. Ama benden sonra da gelenler var. Ne pazarlıklar yapıldı. Adamlar dediler ya, bunlar nedir ya? Bunlar ifrit mi nedir? Ve hakikaten o palansız atı olanlar ama ihlaslı yüreği olanlar İran'ı fethettiler. Bu Kisralar, Misralar bitti. Resulullah diyor, Kisra gitti mi daha Kisra gelmez. Kayser gitti mi daha Kayser gelmez. Daha bir Heraklius geldi mi? Yok. Daha bir Şahınşah geldi mi, yani bu türden? Yok, Kisra yok. Tabi süslenmesini emretti. Yüzükler takıldı, taçlar falan. Devlet adamları hepsini aldı, böyle etrafında haşmetli bir şekilde durdular. Tabi içeri girdi Abdullah bin Huzafe es-Sehmi, dedim ya Farsça biliyor. Mektubun elçiden alınmasını emretti Kisra. Ama çok zalim bir adam, yani ikinci Hüsrev Perviz. Birinci Hüsrev Perviz buraları yıkan adam. O öldükten sonra ikinci Hüsrev Perviz. Bu da az bir adam değil. Abdullah bin Huzafe es-Sehmi dedi ki, dedi ben elimle onu, yani getirin bana, hayır dedi, ben elimle Resulullah'ın emri üzerine büyüğünüze vereceğim. Tabi İran Kisra'sı dedi, tamam getir, yanıma yaklaş. Neymiş getirdiğin? Dedi ki Allah'ın Resulünden işte Kisra'ya mektubu sundu. Kisra mektubu okutmak için Hireli bir katibi çağırdı. Hire şehri de meşhurdur Irak'ta. Tabi tekrar söyleyeyim, Irak diye bir yer yok. Sadece coğrafik bir bölge, devlet yok yani, Irak devleti yok. Coğrafik bir bölge, Suriye gibi. Yani devleti yok. Sonra bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı topraklarını bölünce oraya bir Irak devleti, Küvet topraklarına bir Küvet devleti, öbürüne bir Umman devleti kurdurdular. Şimdi de razı değiller yani, daha küçültmek istiyorlar. Yani şimdi bu andaki bütün davalar bu haritayı küçültmek istiyor. Türkiye'de yaşayanlara çok. Bunu bölmemiz lazım. Bölse diyecek öbürüne de yok. Öbürüne bölse öbürüne de yok. Çünkü yemek istiyor. Bu yeraltı zenginlikleri sizdeyken size huzur yok. Petrol varsa alem İslam'a huzur yok. Dava petrol. Kan, petrol karmakarışık. Allah muhafaza etsin. Evet. Tabii dedi, yanıma yaklaş. Abdullah bin Huzafe Kisra'ya mektubu sundu. Kisra'da o Hireli katibini çağırdı. Mektubu o. Katip tabii mektubu açtı. Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya. Der demez kıyamet koptu. Şimdi bu mecusi, dinsiz. Öbürü ehli kitap. O da kıyamet koptu. Nasıl benim ismimi sen ondan evvel zikretmezsin? Onun ismini zikrediyor.
Tabii Kisra mektubu hadi durun. Durun 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 durun. Benim ismimden önce başlıyor ha. Onlar benim kölelerim. Çünkü Kisra haklı. Yemen ta Taif yakınlarına kadar bunun idaresinde. Oraya bir eyalet valisi tayin etmiş. Bütün geliri, gideri, devletçesi ki onlara ebnalar diyorlar. Bazan el-Farisi diye bir eyalet valisi var. Bunun emrinde istediğini yapıyor. Yani Mekke, Medine kendine göre bir yer. Ama aşağısı Kisra'ya ait. Yukarısı Hiraklis'e ait. Öyle bir Arabistan düşünün. Hicaz toprakları. Bağırdı, çağırdı, mektubu yırttı. Ve tabi Abdullah bin Huzafe Kisra'nın huzurunda bu mektup olayını görünce dedi, ey Fars cemaati, sizler peygambersiz, kitapsız ve yeryüzünden ancak ellerinizde bulunanın bir kısmına hakim olarak sayılı günlerinizi geçiriyor. Bir düş hayatı yaşıyorsunuzdur. Halbuki yeryüzünün hakim olamadığınız kısımları daha çoktur. Sizi ne zannediyorsunuz? Ya koca süper bir devlet başkanına onun sarayında. Yani bugünkü Bağdat'ta. Ey Kisra! Senden önce nice dünyalık ve ahiretlik hükümdarlar gelmiş geçmiş ve hüküm sürmüşlerdir. Onlardan ahiretlik olanlar dünyadan da nasiplerini almışlar. Dünyalık olanlar ise ahirete ait nasiplerini yitirmişlerdir. Dünyaya çalışmakta birbirlerinden geri kalanlar ahirette bir hizaya gelmişlerdir. Sana getirip sunduğumuz bu iş sence küçümseniyor değil mi? Ama vallahi nerede olursan ol, küçümsediğin şey gelince ondan korkacak ve korunamayacaksın. Sen girdiğin yerden sürülüp çıkarıldığını da yalanlayamazsın. Zikar vakasındaki durum bunun açık bir delilidir. Şimdi Efendimiz'den önce İranlılarla o bölgenin insanların bir savaşı oluyor, Zikar vakası. Yani bak orada kaybettiniz. Bunun açık bir yönü. Kisra daha mektubun içinde ne denildiğini öğrenmeden mektubun eline alıp yırttı. Ama tam yırtmadı. Yani koptu, gücü yetmedi. Şuna bak şuna dedi. Şu adama bakın, şu araba bakın. Benim kulum olan kişi kalkıyor bana mektup yazıyor ha. Mülk ve saltanat bana mahsustur. O bunu diyor, o da diyor lehül mülk, mülk Allah'ındır ey Kisra. Ula diyor mülk bana mahsustur. Şimdi dünyada bir zaman üç görüş vardı. Bir komünist görüşü, sosyalist görüş. Biri de bu kapitalist görüş. Özeti yani. Bir de İslam. Şimdi kapitalist görüş ne derdi? Mülk ferdin. Mülk ferdin. Yani bir adam armatör olabilir. Ada alır, deniz alır. Yani kapitalist öyle der. Mülk ferdin. Komünizm der, mülk devletin. Yani her şey devletin, sosyalizm. İslam nedir? Lehül mülk. Mülk onundur. Biz onun mülkünde misafiriz. Hiç kimsenin değildir mülk. Lehül mülk ve lehül hamd. Yuhyi ve yumit. Demiyor muyuz? Ama bakın o dönemde mülk benim diyor. Tam bir kapitalist. İşte benim kulum kölem diyor. Mülk ve saltanat bana mahsus. Benim bu hususta ne yenilgiye uğramaktan ne de bana bir ortak çıkacağından korkum vardı. Yoktur yani. Firavun İsrail oğullarına hakim olmuştu. Siz onlardan daha iyi ve güçlü değilsiniz Araplar. Sizi hemen hakimiyetim altına alıvermeme bir engel de yok. Ne engel var? Ben Firavun'dan daha iyi ve daha güçlüyümdür. Bakalım şimdi. Ha bununla beraber bu mülkün köpeklere kadar nasip olacağını da bilmekteyiz. Yani itleriniz bile bizim bu mülkten doyuyor. Sizler karınlarınızın doyduğunu gözlerinizle inkar eden nankör kimselersiniz. Ey Araplar! Zikar vakasına gelince o Şam vakasıdır. Basit gösterdi. Bu Zikar vakası da ayrı bir olaydır. Dersi karıştırmamak için girmiyorum. Ve tabi Kisra hemen emretti 2. Kisra Perviz. Dedi ki hemen bu peygamber denen adamın elçisini dışarı atın. Dışarı attılar.
Tabi Abdullah bin Huzafe Kisra'nın huzurundan çıkar çıkmaz hemen hayvanına atladı, yol almaya koyuldu. Atını dörtüne koşturdu. Yani Medain'den bugünkü Bağdat'ın yerinden tekrar Medine'ye doğru. Kendi kendine de şöyle, vallahi benim için her iki yoldan hangisi olursa gam çekmem. Resulullah'ın mektubunu vermiş, vazifemi yapmış. Artık bundan sonra ölsem, kalsam da gam yemem. Öfkesi tabii geçti. Kisra çok öfkelendi. Bir daha dedi o elçiyi içeri alın. Biraz sakinleşti. Yani eşref saatine geldi. Fakat aradılar, taradılar. Medyen'den çıkmış. Şey Medain'den çıkmış. Hire'ye kadar arkasına süvariler, atlar gitti. Yakalayamadılar. Abdullah öyle bir süvari. Sürdü Medine'ye geldi. Tabii Medine'ye geldi. Resulullah dedi ki ya Resulallah, ben mektubunu eline teslim ettim. Bir cümlesini okuduktan sonra bunu söyledi. Sonra da mektubunu yırttı. Tabii Resulullah Efendimiz'e bunu söyleyince Efendimiz dedi parça parça olsunlar. Yani benim o davet mektubumu, o davet mektubu da Allah'a davetti. O benim mektubumu parçaladı, Allah da onun mülk-i saltanatını parçalasın. O kendi eliyle mülk-i saltanatını parçalamış oldu. Ey Allah'ım, o nasıl mektubumu parçaladıysa, sen de onu ve onun mülk-i saltanatını parça parça et. Şimdi Resulullah beddua eder mi? Böylesine beddua etmiştir. Yani burada Müslüman, Müslümana bedduası değil. Kisra'ya beddua etmiştir. Tabi dedi ki merak etmeyin, bundan başka daha Kisra gelmez. Daha Sasani devleti ayakta, Efendimiz öyle diyor. Ve tabi Kisra daha sonra nadım oldu. Yani üzüldü. Aleyhinde ağzına geleni epey söyledi, saydı, ağzı bozuk bir adam. Ve en şiddetli emirleri verdi. Kendi kendine sonra düşündü, sakinleşti ve belki de bir şeyler hatırladı. Belki. Daha evvel gözüne görünüp kendisini imana zorlamış bulunan ruhani bazı olayları hatırladı. Ruhani bir varlıktan bahseder. Bir rüya görmüştü daha evvel. Korkmaya başladı. Acaba o rüyanın tecellisi bu muydu? Şimdi ne görmüş bakalım. Ve tabii o anda hediye paketleri hazırlattı. Resulullah bu defa hediye gönderecek. Şimdi rüyası neydi? Resulullah Efendimiz'in tabii Mekke'den çıktığında ve Medine'ye geldiğinde hicretten haberi yokken rüyasında yerden göğe doğru bir merdiven kurulduğunu ve halkın o merdivenin çevresinde toplandıklarını, başında sarık ve üzerinde ihram bulunan bir zatın merdiven üzerindeki bir yere çıkıp oturduğunu böyle bir rüya görüyor. Farslılar, Farslılar, ey Fars erkek ve kadınları, Farsların hazineleri nerededir? Diye seslendiğini, geldikleri ve getirildikleri zaman hepsinin bir çuvala doldurularak o zata teslim edildiğini, yani özetliyoruz. Fars'ın hazineleri birkaç çuvala dolduruluyor, Resulullah teslim ediyor. Ama o bilmiyor rüyasında gördüğü kimdir, neyin nesi. Tabi Abdullah bin Huzafe Es-Sehmi radıyallahu anh, Resulullah'ın mektubunu getirince Kisra bu rüyadan daima korkardı. Ve üzülür dururdu, nedir bu acaba? 3 yıl önce de saray odalarından birinde, bu da ikinci bir olay, öğlen sıcağında, Bodrum'da, Zerzembe'de uyuduğu sırada hiç kimsenin girmediği bir sırada. Yani kapılar kapalı, içeriye kimse girmez. Baktı ki tam uykuda elinde bir sopa, asa ile biri gelip Kisra'nın başucuna dikilir. İşte ruhani varlık dedikleri o. Ona ey Kisra, Müslüman olur musun? Yoksa bu asayı kafanda kırayım mı? Kisra korkar, odada kimse yok, adam elinde sopa, der bana biraz mühlet ver, biraz mühlet ver, hele kırma falan. Adam dönüp gider. Kisra hemen imdat ister kapıcılara, muhafızlara. Kim girdi içeri? Kapıcılar, ya bakın şu içeri adam giriyor, siz buradasınız. Görmediniz mi yanımdan çıkan adamı? Bunu içeriye kim soktu?
Ona kim izin verdi? Kapıcılar, muhafızı, biz buradan kuş uçurtmuyoruz. Kimse giremez efendim. Kimsenin girdiğini de görmedik. Ya nasıl görmezsiniz? Yalan söylüyorsunuz. İşbirlikçiler falan onları cezalandırır. Tabii yılbaşı girince o adam yine aynı saatte elinde asayla gelip Kisra'nın yanına girer. Evvelce söylediği gibi, ey Kisra, Müslüman olur musun yoksa bu asayı kırayım mı? Bir sene sonra. Kisra yine bana mühlet ver. Kırma. Adam dönüp gider. Kisra yine kapıcılarına, yahu şu kapıya dikkat edin, onlar da cezalandırır. Ve tabii üçüncü yıl aynı adam elinde asasıyla yine aynı saatte onun o istirahat saatinde gelir. Ey Kisra, Müslüman olur musun yoksa şu asayı kırayım mı? Kisra tabii biraz mühlet ver, biraz mühlet ver, kırma der. Fakat adam asayı kafasına vurur. Kırar ve dönüp gider. Tabii kral Kisra daha önce gördüğü bu rüyadan etkilenmiş olmalı ki Resul'a hediye olarak o sopayı da unutmamış. Manen bir sopaymış. Resulullah'a hediye edilmek üzere çok orijinal yetişmiş bir katır. Af buyurun. Yazdığı bir mektubu iki beyaz ipek kumaş arasında bir miktar miskle koyup bir elçiyle göndermiş. Fakat elçi Medine'ye gelerek Resulullah'a mektubu ipek bohçayla sundu. Hani özür dileme nevinden. Resulullah bohçayı açınca miskten bir avuç alıp kokladı. Ashabına da koklattı. Şu ipeğin bize gereği yok dedi. İpek bize haramdır. Yani mümin erkeklere ipek ve altın haramdır. Ha şimdi diyeceksiniz ya işte adam bir nişan takıyor, incecik bir yüzük haramdır. Eğer Müslümansak haramdır. Çünkü Efendimiz diyor ümmetimin erkeklerine atlas ve altın haram kılındı. Onun yerine bir gümüş yüzük ama kadına serbesttir. Kadına bir yasak yok. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani oğlumuz, kardeşimiz, nişan, evlilik. Yani gümüş yüzük yaptırın. Müslümana haramdır. Altın yüzük haramdır. Şimdi çeşitli bahaneler sunuyor. Efendim bu böyle, ya Resulullah diyor haramdır. Ümmetimin erkeği. Ya ümmetin erkeği de gitsin sen. Takıyorsun. Ya da ya Resulullah isyan ediyorsun. Ben bunu takıyorum ki ya ne var ya bu altın yüzük. Ha şimdi bilim adamlar diyor ki altın erkeğin gücünü alıyor. Gümüş güç katıyor. Biz güç katsa da güç alsa da değil. Allah Resulü haram etmiş tamam takmıyoruz. Evet. Efendimiz almadı ve Kisra'nın mektubunda da şöyle bir cevap verdi. Ya getirdiğim şeye İslamiyet'e girersin ya da kendim yanındakilerle birlikte ben sana gelirim. Ya ne cesaret ya. Aleyhissalatü vesselam. Allah emredince bunu hemen yapacağım. Mektubuna gelince ben onu senden çok daha iyi biliyorum. İçinde şöyle şöyle diyorsun. Mektubu da açmadı ve mektubu fırlattı Efendimiz. Ya sen biliyorum bunu yazmışsın. Tabii geri çevirmiş olan bu mektubu kendisine sunulacağı sırada Kisra meşin bir döşek üzerine boylu boyunca yatmıştı. Gözleri kapanmış. Hayatla alakası kesilmişti. Niye? Çünkü oğlu Şirve, şimdi isim orada iki bir müennes bir müzekkerdir. Onun için bazı araştırmacılar şöyledir. Kızı ona darbe yaptırdı, Şirviye. Müennestir ya. Bir de oğlu Şirve vardı. Ama Allah alem bacı kardeş bir olmuşlar, babasını öldürtmüşlerdi. O sırada Resulullah'a gelen mektubu zaten okumaya gerek yok. Çünkü kendisi o saatlerde öldürülmüş, döşeğinde cenazesi vardı. Yani darbe yapmışlardı oğlundan kızı. Hatta Efendimiz'e bu haber geliyor. Diyorlar işte kızı öldürdü, öldürttü. Saltanatına o geçti. Efendimiz orada bir söz söyler. Dikkat edin. Ben diyorum ya hadisin vurut sebebi, ayetin nüzul sebebi çok önemlidir. Nedir? Efendimiz diyor, işi kadınlar elinde olan milletler helak oldu. Bunun üzerine söylenmiştir. Bunun üzerine. Yoksa Hazreti Ayşe cehennemliktir. Cemel vakasında Ayşe annemiz bir orduyu yönetiyordu. Öyle değil mi?
O zaman İslam'da kadın hiç başa tırmanmasın. Şimdi Efendimiz bunun üzerine işi kadın, yani onun için söylenen bir hadistir. İşi kadınlar elinde olan milletler helak olur. Bunları söylüyor. Ve tabi bacı kardeşin yaptığı daha mantıklıdır. Babalarını öldürttüler, kendileri onun yerine geçtiler. Tabi mektupta şöyle deniyor. Bundan sonra derim ki ben Kisra'yı öldürdüm. Ben onu ancak Fars eşrefinden birçok kimseleri öldürmeyi, onları hüdut boylarını toplayıp tutuklamamı mübah saymasına kızdığım için babamı öldürdüm. Bu mektubun sana gelince halkın benim için beyatını al. Kime gönderiyor? Yemen eyalet valisi Bazan el Farisi'ye. Yani Yemen eyalet valisi Kisra'ya bağlı ya. Hatta Kisralılar, yani İranlıların Yemen'de evlenmesinden doğan nesle ebnalar derlerdi. Yani ebnalar. Bu Bazan el Farisi ile ebnalardandır. Ona mektup yazıyor. Yani mektubun gel gelmez bil ki babamı öldürdüm. Ben onu ancak Fars eşrefinden, yani birçok kimseleri öldürmeyi, İranlıları askere alıyor, hudut boylarında oralara gönderiyordu. Ben de buna kızdım, babamı öldürdüm. Sen şimdi benim adıma, yani Şirve adına beyat al. Tabii Kisra'nın sana yazmış olduğu zat, yani Resulullah hakkında da, buyruğum gelinceye kadar bekle, onun üzerine şimdilik pek düşme. Çünkü ülkede darbe oldu. Bazı taşlar yerinde oynayacak. Ben sonra onun hakkında sana yazarım. Şimdi tabii Şirviye babası Kisra'yı, tekrar söyleyeyim, Şirve ve Şirviye. Yani bacı kardeş mi yaptı, kız mı yaptı, oğlan mı yaptı, ikisi mi yaptı? Bu halen açıklık kazanmamış. Tabii Şirviye babası Kisra'yı hicretin 7. yılı Cumadel Ula ayından 3 gece geçince, salı gecesinde ve geceden 6 saat geçtikten, bunu niye söylüyoruz? Şimdi onu ileride bir derste anlayacaksınız. Çünkü Efendimiz o gece o saatte diyor ki şu anda Kisra öldürüldü. Adamlar da not ediyorlar, gidiyorlar bakıyorlar ki aynı. Ve gelip Müslüman oldular, sahabe oldular. O ebnalardan iki kişi. Yani Hüsre, bir de efendim bir tane daha gelip iman ettiler, sahabe olur bu olay üzerine. Dedi ki işte Kisra Perviz'in oğlu Şirviye, burada bak bir tek geçiyor. Babasını hançerle paralamış, onu tahttan indirmişti. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh hilafetinde de büyük komutan Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh onun saltanatını alt üstüne getirmişti. Şimdi tabii Şirviye'nin mektubu okunup sona erince Yemen eyalet valisi Bazan. Bu da daha sonra Müslüman olacak. Bazan el Farisi. Urfa'da bu isim çok konulur erkeklere. Kürtlerde, Türklerde. Bazan değil de Bozan derler. Daha iş zorlanın Bozedir. Kızdı mı Bozodir. Yani Bazan el Farisi. Sahabe değildir. Bu da Muharrem'undandır. Resulullah iman etmiştir. Yalancı peygamber zamanında buna da zarar gelmiştir. Tabi Resulullah kastederek bu şey karşısında Müslüman olmuştur eyalet valisi. Fakat nasıl olmuştur? Onu da diğer dersimizde anlatırız. Çünkü emir gelmiştir. Git Muhammed'i tutukla. O da iki tane nöbetçi göndermiştir. Gelmişler Medine'ye Resulullah'ı tutuklamaya. Efendimizin onlarla olan bir diyalogu, konuşmaları vardır. Onları da bir dahaki derste inşallah okuruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.